Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Canon EOS M6 aynasız fotoğraf makinesini inceliyorum. Canon bildiğiniz gibi teknoloji ve fotoğraf dünyasının en önemli isimlerinden bir tanesi. Uzun yıllardır da fotoğrafçılık alanında ciddi yatırımları bulunuyor markanın. M ailesi, yani M olarak yazılan M ailesi, uzun yıllardır Canon'un aynasız tabir ettiğimiz, yani bir prizma sistemi bulunmayan ve ince ve küçük fotoğraf makineleri ve objektifi değiştirilebilir ürünler olarak tanımadığımız ürünlerin yayınlandığı bir aile. Daha önce işte M vardı, M3 çıktı bir dönem, M10 çıktı ve en sonunda M5 ve M6 isimli iki yeni model çıktı. M5 biraz daha büyük bir kasaya sahip, bundan biraz daha büyük. M6 ise aslında bir önceki model M3'ün birazcık geliştirilmiş versiyonu tanımlanabileceği bir modeli. Hemen kısaca çok detaya girmeden teknik özelliklerinden bahsedecek olursam, karşımızda 24 megapiksel çözünürlükte bir fotoğraf makinesi bulunuyor. APC-S dediğimiz giriş seviyesi dijital SLR fotoğraf makineleri kullanılan sensör sahibi. Yani büyük bir sensörü var, onu söyleyebilirim. Bunun dışında Wi-Fi, NFC, Bluetooth var. Yani uygulama yardımıyla, bu teknolojiler ve uygulamalar yardımıyla cihazı uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Fotoğraflarınızı aktarabiliyorsunuz veya fotoğraf çekebiliyorsunuz bu uygulama sayesinde. 3 inçlik dokunmatik bir ekranımız var. Aşağı doğru hareket edebiliyor ve öne doğru da geliyor. Ama bu öne gelmesiyle ilgili bazı sıkıntılar, bunlara değineceğim birazdan. Bunun dışında objektifi değiştirilebildiğini söylemiştim. Canon'un bu M ailesiyle birlikte geliştirdiği EF-M bayonet kullanıyor. Küçük bir dönüştürücüyle normal Canon objektiflerinde bu fotoğraf makinesine takabiliyorsunuz ama ona yakın da kendi objektifi var. Yani sadece EF-M desteği sunan objektifler de bulunuyor. İsterseniz onları kullanırsınız. İsterseniz benim daha önce Canon makinem var diyorsanız da o objektiflerde küçük bir dönüştürücüyle bir aparat takıyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Elektronik imaj sabitleme özelliği de bulunuyor. Bu sayede titreşimin de bir nebze, özellikle video çok işe yarıyor, bir nebze önüne geçebiliyorsunuz. Saniyede 7 kare seri çekim özelliği var. Eğer netliği ve pozlamayı kilitlerseniz bu rakamı 9 kareye kadar çıkartabiliyorsunuz ki bayağı hızlı olduğunu söyleyeyim. Pil ömrüne gelecek olursak yaklaşık 295 kare SIPA standartına göre bir pil ömründen söz etmek mümkün. Yani genel olarak özellikleri bu şekilde. Dijital işlemcimiz var. İşte mikrofon girişimiz var. O önemli, onu söyleyeyim. Hemen yan yüzde bir mikrofon girişimiz var. Mini HDMI'ımız da var. Pilini haricen şarj ediyorsunuz. USB kablosuyla şarj olmuyor, onu söyleyeyim. Bir de son dönemde Canon'un modellerinde görmeye başladık. Bir Wi-Fi tuşu bulunuyor. Bu tuşa bastığınızda daha önce eşleştirdiğiniz bir telefon veya işte akıllı bir tabletle vesaireyle doğrudan doğruya etkileşim sağlayabiliyorsunuz. Fiziksel özelliklerine bakacak olursak aslında dediğim gibi M3 modelini çok andırıyor, açık söylemek gerekirse. M3'ten ne farkı var diyeceksiniz. Bir objektif dual piksel desteği sunuyor. Bu Canon'un 80D ile beraber getirdiği bir teknolojiydi. Bu dual pikselde çok daha hızlı netlik yapabiliyorsunuz. Hatta bu teknolojiyi Samsung'da S7 ailesiyle beraber, ki S8'de de kullanıyor, cep telefonlarına getirdi. Bunu da söylemiş olalım. Fiziksel olarak çok fazla bir tuş yok ama üst tarafta bir çekim modumuz var. Poz telafi tuşunu da biraz büyük tasarlamışlar, biraz eski makineler gibi. Arka yüzde standart, aslında artık standart hale gelen bir, işte dört yöne hareket edebilen, döndürülebilen ve sağa sola da tıklamanızı sağlayan bir navigasyon tuşu, çeşitli fonksiyon tuşları onun hemen yanında yer alıyor. Ekranın döndürülebilmesi iyi. M5'te aşağı doğru dönüyordu. Bence çok saçma yapmışlar onu. Hangi fikir yapılmış onu bilmiyorum ama burada öne doğru geliyor. Fakat burada da şöyle bir sıkıntı var, onu da söyleyeyim. Öne doğru getirdiğimiz zaman şimdi, evet, döndü. Bazı ayarlar tam olarak görülmeyebiliyor. Yani bazı fonksiyonlar birazcık şeyde kalabiliyor. Tıklaması biraz, çünkü dokunmatik ekran dokunabiliyorsunuz. Bu aslında biraz hem selfie çekmek için hem de videologlar için falan kullanılabilecek bir şey. Yani bir YouTube kanalınız varsa video çekiyorsunuz, bu ürünü kullanabiliyorsunuz ama şurada dokunmak, özellikle altta kalan ayarlara dokunmak biraz sıkıntılı, onu söylemiş olayım. Ergonomik olarak bir parça problem olduğunu söyleyebilirim. Fark ettiğiniz üzere dijital vizör veya bir optik vizör yok. Fakat Canon'un M3'te de kullandığı, bu ürüne de uyumlu olan, yani M6'da da kullanabileceğiniz bir harici bir dijital vizörü bulunuyor. Yaklaşık yurt dışı fiyatı 150-200 dolar civarında.
Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum ama o civarda, dolarla çarptığın zaman o gelecektir. Buraya takarak da bir dijital vizör de elde edebiliyorsunuz. Kullanım olarak baktığımızda Canon kullandıysanız çok aşina olacağınız bir ürün. Kullanmadıysanız aslında çok da uzun sürmüyor. İki adet fonksiyon tuşumuz var. Daha doğrusu sonsuz dahilimiz var. Bir tanesi deklanşöre entegre edilmiş. Buradan sonsuz dönüşü. Bir tanesi de burada bu açma kapama tuşunun hemen önünde bulunuyor. Buradan diyafram ayarı, enstantane ayarı, ISO ayarı gibi ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Bir de bir function tuşumuz var üst kısımda. Burada buraya bir şeyler de atayabiliyorsunuz siz istediğiniz gibi. Bunu da çeşitli fonksiyonu atamak için kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf video kalitesine gelince söylediğim gibi 24 megapiksel çekiyor. Zaten işte şu an Canon'un satışta olan işte 750D, 760D, 800D modellerle benzer özelliklere sahip. Bunu söyleyebilirim. Fotoğraf konusunda bir sıkıntısı yok. Videoda 1080p çekiyor. Yani 1920'ye 1920x1080 piksel kayıt yapabiliyor. Bunu da 60 fps, maksimum çözünürlüğü 60 fps. İnternette bu ürünle ilgili bazı yorumlarda işte 4K çekse iyi olurdu deniyor. Evet, 4K çekse fena olmazdı. Rakiplerine baktığımızda çeken de var, çekemeyen de var. Ama Canon bu konuda biraz daha cimri mi diyeyim? Çünkü her ürünü, her özelliği koymuyor. Çünkü çok farklı kategorilerde ürünleri var. 4K koyan markalarda o ürünlerin çok fazla alternatif yok ama Canon'da işte bu üst kademeye çıktığınızda o 4K özelliği geliyor. Hani aynası da yok ama DSLR'larda var, profesyonel makinelerinde var. O yüzden Canon her özelliği her makineye koymuyor. Bence çok şart değil ama olsa güzel olurdu. Fakat o zaman da fiyatı artardı. Onu da belirtmiş olayım. Videosunda dediğim gibi mikrofon takabiliyoruz. O önemli bence. Ben hep çok dikkat ediyorum buna. Mikrofon taktığımızda da daha profesyonel bir ses kaydı almış oluyoruz. Bunun için ekranın dönmesi hoşuma gitti benim. Dediğim gibi o bir tıklama vesaire sorunları var ama o da çok problem değil. Yani aşılmayacak bir sorun değil ama olmasa birazcık daha ekranın yukarıda kalması lazım. Onu yapsalarmış aslında daha iyi olurmuş, onu söyleyebilirim. Genel olarak da baktığımda hani küçük, hafif taşınabilir bir makine arayanlara hitap eden bir ürün. Çünkü hani bu tarz bir ürün fiyatı çok ucuz değil, onu baştan söyleyeyim. 3300-3400 civarında bir fiyatı var. Objektif ile beraber üzerinde 15-45 mm bir objektifi var. Yine tabii 3.5 diyaframlı bu haliyle. Ama mesela 22 mm f2 diyaframlı bir çözüm de var. Biraz pahalı ama çok daha iyi sonuç alıyorsunuz. Tabii o da prime lens dediğiniz sabit odaklı bir lens. Flash'ımız da var, onu söyleyeyim. Flash'ta böyle gizli bir yuvası var. Yan yüzde bir düğmemiz var. Ona bastığımız zaman açılıyor. Bu şekilde. Hemen şöyle göstereyim. Bir daha yapalım şuradan. Günü kurtarmak anlamında yeterli. Zaten üst yüzde flash yuvası olduğu için buraya flash, harici flash takarak da kullanabiliyorsunuz. O ayrı bir konu. Dediğim gibi fiyatı çok ucuz değil. 3300-3400 civarında. Bu paraya yine giriş seviyesi bir DSLR çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. Hatta EOS 1300 gibi bir modeli de çok daha kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Ama tabii aynı şey değil. Ya da 750D, 760D gibi bir ürün de çok daha aşağı bir fiyata da 2700-2800 lira alabiliyorsunuz. Ama onlar biraz daha büyük. Biraz daha özellikleri daha farklı. Hani bu biraz daha şöyle, şu tip insanlara kime hitap ediyor diye soracak olursanız, yanında sürekli fotoğraf taşımak isteyen ama çok ağırlıklı taşımak istemeyen kullanıcıya hitap ediyor. Eğer böyle bir beklentisi varsa tamam, bu para da verilir. Ama ben bunu alacağımı şunu alırım diyorsanız evet, alınır. Yani onun da bir alternatifi yok ne yazık ki. Çünkü sonuçta bu ortalama bir üründen bahsediyoruz. Çok farklı alternatifler de var. Bütçenize göre, özelliğinize göre, fiyatınıza göre. Hatta yani EOS M3 bile alınabilir. Çünkü M3'ten çok büyük bir farkı yok. Dediğim gibi bunda dual piksel var. M3'te yok. O biraz daha yavaş, biraz daha hızlı. Bir de arada zaman farkı var. Yani M3 yaklaşık 2 sene önce çıkmıştı. Bu ürün ise yeni bir ürün. Daha yeni teknolojiler üzerinde barındırıyor. Onda da Wi-Fi var ama onda Bluetooth yoktu mesela. Bunda Bluetooth özelliği de var. Bluetooth yardımıyla biraz daha stabil bir bağlantı elde edebiliyorsunuz. NFC de var. Hemen şurada alt kısımda bir NFC tag'i var zaten. Telefonunuzu buraya yaklaştırdığınız zaman NFC özelliği otomatik eşleştirme de sağlanabiliyor. Ben genel olarak cihazı beğendim. Fotoğraf ve video kalitesi fazlasıyla yeterli. Videonun bu incelemenin içine çeşitli yerlerde serpiştireceğim. Hatta onları da belirteceğim yani. Kanalına çekilmiş fotoğraf ya da video örneği diye. Onları da yine inceleme sırasında göreceksiniz veya gördüğünüzde. Kalitesi yeterli. Zaten hani Canon bu konuda çok profesyonel bir marka. Yıllardır bu işi yaptığı için kalitesinin kötü olması gibi bir durum söz konusu değil. Ama dediğim gibi biraz arada kalan bir ürün bu M6. Çünkü aynı paraya çok daha
Özellikle veya biraz daha zorlasanız orta seviye bir DSLR bile alabiliyorsunuz. Ama hani ben çok büyük bir makine taşımayayım, çok da o kadar da derdim değil diyorsanız bu alınır. M3 de alınır hatta. Hatta çok hiç umurumda değil derseniz bulabilirsiniz. EOS M de var piyasada hala, az sayıda olsa da o bile alınabilir. Ama hani biraz daha teknolojiyi takip ediyorum, yeni teknolojiye sahip olayım, çok hızlı netlik yapsın ki dual piksel bunu sağlıyor gibi bir beklentiniz varsa da M6 gerçekten de sizin için uygun bir ürün. Bir incelemenin daha sonuna geldim. Videolarımı beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Her türlü soru, yorum, eleştiri ve görüşünüzde gerek bu videonun altına, gerekse de benim şimdi burada bir yerde çıkacak sosyal medya hesaplarımı iletebilirsiniz. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.